kaybetmiş durumda. Bir saat içerisinde balonlarda bu 13 kaybedilen 13 çocuğu temsil ediyor. Bizler gerekli önlemlerin alınması ve yasal düzenlemenin bir an önce yapılmasıyla çocukların hayatını kaybetmemesini sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Steht er eingebogen, alle Vögel von den Bäumen seinen sich zerfleugen. Drei kein Misrach, drei kein Meirev, und der Rest kein Durem. Und dem Bäum gelost allein, Hefker vor dem Sturem. Sog ihr zu der Mammen her, soll's mir noch nicht stern. Wenn ich Mamme eins und zwei, bald auf Vögel wern. Ich will sitzen auf dem Bäum und will ihn verwiegen. Über Winter mit der Trist, mit der schönen Nigen. Yam tari 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 tam. Yam tari 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 tam. Zog di mame mit de kind. CHP, MHP, AK Parti, dinci, dinsiz, komünist, bunlar farklı görüşler değil mi? Bunların hepsini birleştiren bir olay var. O da ilaç ve aşılar. Ne zaman ilaç ve aşı konusu olsa her türlü görüşten insan bir araya gelip aynı şeyleri söylüyorlar. Bakınız. Intro'da gördük. CHP milletvekilleri 10 tane 11 tane toplanmışlar. İlaçlar yani aşılar zorunlu olsun diye utanmadan eylem yapıyorlar. Kanun teklifi vermeye çalışıyorlar. Dün de bir MHP milletvekili kanun teklifi vermiş. Aşılar zorunlu olsun, yaptırmayan veli işte 2 yıla kadar hapis cezası alsın diye. Haber Sol adlı Türkiye Komünist Partisi zannedersem onun bir yayın organında aşıları övüyordu. Bakınız işin ucunda para oldu mu hepsi bir araya geliveriyorlar. Neymiş? Aşılar hastalıklardan korurmuş. Aşılar salgınlardan korurmuş. Peki aşı sebebiyle ölen çocuklar, ölen bebekler hiç bahsetmiyorlar bunlardan. Yani kadının zaten bebeği ölmüş. İç organları parçalanarak ölmüş. Aşı yapıldıktan sonra soğuk havale geçirmiş. Bakınız, o kadar çok aile var ki zaten çocuğunu kaybetmiş veya çocuk otistik davranışlar gösteriyor. Burada insanlar enerjilerini, paralarını, zamanlarını çocuklarına harcıyorlar. Aşıyla mücadeleye değil. Çocuğu öldükten veya hasta olduktan sonra diğer çocuklar iyi olmuş onun umurunda olmaz. Önce kendi çocuğuna dikkatini toplar. Değil mi? Mantıki ve insani olarak. Bakınız. Bu zayıfların, çaresizlerin sesleri çıkmaz. Sesi çok çıkan güçlünün sesi. Her yerdeler ya. Komünisti, dincisi, dinsizi, CHP'lisi, MHP'lisi, AK Partilisi nasıl aynı şeyi söyler? Konu tarım oldu mu veya başka bir şey oldu mu hepsi ayrı kafadan ses çıkarmasını bilirler. Bakınız, size şunu söyleyeyim. Anayasa Mahkememizin bir kararı var. Aşılar zorunlu değil, bitti. Anayasa Mahkememiz karar verdi. Bu dosyalar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmedi. Dünyanın diğer ülkelerinde aşılar zorunlu değil. Amerika'da zencileri aşı yapıyorlar. Zencileri zorla kürtaj da yapıyorlar. Zorla ilaç da veriyorlar. Ancak beyazlar da öyle değil. Aşı savunucusu Bill Gates kendi çocuklarını aşı yaptırmamış. Bir tanesi diyor ki,
aşıya hayır diyenlerin çocuklarının hepsi aşılı çıktı diye. Bakın, böyle yalan olmaz. Yani bunu sık sık tekrar ediyorlar. Akıllarınca şöyle demek istiyorlar. Bir takım çıkar grupları var. Ben çıkar grubuymuşum veya benim gibiler. Biz kendi çocuklarımıza aşı yaptırıyormuşuz. Başkalarının çocuklarına aşı yaptırmayın diyormuşuz. Böyle kuyruklu yalan olmaz. Bakın, ben aşı yaptırmayın diyorum ve kendi çocuğuma aşı yaptırmadım. 8 aylık oldu ve hiç hasta olmadı. Ve yaptırmayacağım da. Çevremde beni güvenen, seven ne kadar insan varsa onlar da çocuklarını aşı yaptırmadı ve onların çocukları da hasta olmadı. Hepimiz mamalara karşı çıktık, zeytinyağı, sebze püresi yediriyoruz. Onlar da yapıyor ve hepsi de memnun ve sayımız gitgide artıyor. Bakanlık diyor ki aşı yaptırmayanların sayısı 26 bine ulaştı, tehlike diyor. Hayır deyin. Aşıyı reddeden insanların sayısı 100 bini aştı. Ancak medya onların elinde, televizyon onların elinde, gazeteler onların elinde. Sesleri çok çıkıyor. Ancak gerçekler farklı. Bakınız, kuduz aşısı dışında hiçbir aşıya zorunlu değilsiniz. Eğer bir kişi kanun teklifi veriyorsa, yani aşının zorunlu olması, velinin izni olmadan zorla aşı yaptırılması konusunda kanun teklifi veriyorsa uyanık olmalıyız, karşı çıkmalıyız. Siyasi görüşünüz, dini inancınız, hayata bakışınız ne olursa olsun, eğer ülkenizi, toprağınızı ve çocuklarınızı seviyorsanız ilaç suistimalinden kurtulmalıyız, mücadele etmeliyiz. Bakınız, şunu diyorlar, aşıların içindeki alüminyum yok diyorlar. Ancak büyük bir yalan, aşıların içindeki alüminyum %1'in altında olduğu için yok diyorlar. Ancak var ve bebeklerin nörolojik sistemlerine korkunç zarar veriyor. Canlı virüs veriyorlar. Karma aşılar var, kızamık kabakulak aşıları. Bakınız, bebeklerin immün sistemi 3 yaşına kadar tam gelişmiyor. Peki ya o canlı virüsle mücadele edemezse ne olacak? O canlı virüs, şöyle söyleyeyim, uyanırsa ne olacak? İmmün sistemden daha güçlü olursa? Peki tıp o kadar gelişmişse hastalıkla niye mücadele edilmiyor? Diyorlar ki aşılar sayesinde bir takım hastalıkların kökü silindi. Hangisinin silinmiş, hangisi? Bakınız, veba gibi, verem gibi hastalıkların kökü hijyen ve beslenme bilgisi sayesinde kazındı. Niçin gribi tedavi edemiyorsunuz? Modern tıp gribi tedavi edemiyor. Önce gribi tedavi et. Gribi tedavi edemiyor, grip aşısı çıkarmış utanmadan. İnsanların bilgisizliğini, çaresizliğini kullanarak ticari mal satmak denir buna. İnsanların hayatıyla oynamak denir. Bakınız, aşı sadece bir koruyucu ve %100 korumuyor. Şu andaki oranlar, yani aşı karşıtlarının yaptığı çalışmalarla bu oran %40 olarak tespit edilmiş. Yani 100 bebekten 40'ını koruyor. Ancak yan etkilerinin oranı çok çok daha yüksek. Peki diyelim ki devlet veya bakanlık zorla aşı yaptı. O çocuk öldüğünde, otistik davranışlar gösterdiğinde veya hastalığa yakalandığında sorumlusu kim olacak? Aşı şirketi mi? Hekim mi? Yoksa devletin kendisi mi? Geçin bunları. Hiç kimse sorumluluğu almaz. Buradaki amaç zorbalıkla, hileyle insanlara ticari mal satmaktır. Peki size şunu söyleyeyim. Şunu anlatın bana. Bu aşılar niçin Hindistan'da üretiliyor? Neden yani? Diğer aşılar neden Amerika'da? Peki bu aşıları biz neden üretemiyoruz? Neden yani?
Hindistan'da üretilen bir aşıyı ben neden güvenecekmişim? Niçin GlaxoSmithKline'in aşıları pahalı, Hindistan'daki aşılar ucuz? Peki bu aşılardan dolayı yani denetimi kim yapıyor? Ölen bebeklerin sorumluluğu kimde? Kimse de değil. Bu sebeple aşılar konusunda dikkatli olalım. Siyasi görüşünüz, dini inancınız, hayata bakışınız ne olursa olsun sorun geleceğimizdir. Sorun insanımızdır ve vatanımızdır. Bakınız, ticari bilgiyi, reklamı bilimsel bilgi olarak sunuyorlar. İnanmayın. Aşılar sadece önlemdir. Yan etkileri ise çok çok daha yüksektir. Aşı savunucuları ve birçok beyaz kendi çocuklarına aşı yaptırmıyor. Ben kendi çocuğuma aşı yaptırmadım ve çok sağlıklı. Onu gören herkes ilacı ve aşıları kesti.